Değerli izleyicilerimiz yanımda kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam var. Aret hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksın, çok yakışıklısın. Siz de Maşallah Sağzalara. hocam. Peki sevgili hocamla bugün doğru bilinen yanlışları konuşalım mı? Konuşalım. Aret Kaban hocam, normal doğum vücudu yeniler, sağlıklı olmak için normal doğum tercih edilmelidir. Doğru mu yanlış mı? Şimdi halk arasında evet doğum yapmanın kadını gençleştirdiği, doğum yapmanın kadına sağlık getirdiği ile ilgili bir inanış var aslında. Sadece normal doğum için gene olarak doğum. Oysa ki doğum ve hamilelik kadının vücudundaki birçok şeyi bebeğe aktardığı ve kadının güçsüzleştiği aslında... ...kemiklerindeki kalsiyumu verdiği... ...işte kanındaki kanı verdiği... E, ...ve kadını yıpratan... ...gebelik sürecinde çoğu kadının saçı da dökülüyor... ...halsiz de kalıyor, yoruluyor da, bitiyor da... ...ama her şeyi bebek ondan güzelce alıyor. Kadın çok aç kalmadığı sürece... ...kadın çok besinsiz kalmadığı sürece... ...bebek ufak kalmıyor, bebek kendine ne gerekiyorsa... ...vücuttan sömürüyor, alıyor. alıyor tabii. Dolayısıyla aslında doğum yapmak... Kadının için bir yük, bir zorluk, hayatındaki önemli süreçlerden bir tanesi. Gebelik sırasında kadının kalp atışı değişiyor, solunum hızı değişiyor, vücudundaki dolaşım değişiyor, her şey değişiyor. Bebeğin e, büyümesi süresince kadının bebeğin kendisinden aldığı özellikle kalsiyumu ve demiri ve kanı bir şekilde takviye etmesi gerekiyor. Olmazsa zaten dişleri bozuluyor, dişleri dökülüyor, kansız kalıyor filan filan. Ama doğum anına gelindiğinde ise bebeğin vücuttan çıkması önemli. Sezaryenle çıkabilir, vajinal yoldan çıkabilir. Normal doğum lafı aslında değişik yani kullanılmaması gereken bir e, laf. Aslında vajinal doğum ve sezaryen doğum kullanılmalı. Çünkü hepsi aslında normal bir doğum. Eğer sezaryen gerekiyorsa hani vajinal yoldan bebek doğmayacaksa işte kadının çatısı darsa, bebeğin duruş pozisyonu iyi değilse ki özellikle ikiz gebeliklerde böyle olabiliyor. Kadının yaşı çok ilerledi de ıkınarak bebeği çıkaramayacak durumdaysa, kadının omurgasında bel fıtığı falan gibi ciddi problemler varsa ve doğum yapmak ona ekstra büyük ve zorluk getirecekse, bebeğin kilosu iri ise Dolayısıyla eğer vajinal doğum yapmak risk getirecekse bebek açısından o zaman sezaryen doğumdan da korkulmaması lazım. Her halükarda da bebek vajinal de olsa sezaryen de olsa vücuttan çıktığında vücudun bir nekahat dönemi var. Loğusalık deniyor. O dönemde 40 gün içerisinde vücut kendini yavaş yavaş toparlıyor ve kadın normal hayatına dönüyor. Gebelik vücuda sağlık getirmiyor. Gebelik vücuttan aslında bir sürü şeyler götürüyor. Dolayısıyla nereden doğurursan doğur, aslında gebelikte güzel takip edilmediğin sürece başın her an belaya girebilir. Hiçbir gebelik sağlık getirmez. Gebelik dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Her şey çok iyi gittiği sürece ...bir sıkıntı yoktur... ...ama bazen öyle bir fırtına eser... ...hani gebelikte zehirlenme falan da oluyor... ...biliyorsunuz evet. tansiyon yükseliyor... ...kadın hayatı bile tehlikeye girebiliyor... ...dikkat edilmesi gereken bir süreçtir... Ee, ...bir tane doğursa da... ...iki tane doğursa da... ...hani üçüncü gebeliği bile olsa... ...bebek sağ salim dünyaya gelene kadar... ...dikkat edilmesi gerekir... ...vajinal doğum ya da karınlan doğum... ...aslında sağlıktan bir şey de kaybettirmiyor... ...düzgün ellerde olduğu sürece... Kadın sağlığına doğum sonrasında kavuşuyor. Peki sezaryen en fazla üç kere yapılabilir doğru mu yanlış mı? Şimdi bu kitabi bir bilgi değil ama halk arasında böyle bir e, laf var. Aslında doktorlar arasında da böyle bir laf var. Sezaryende hep aynı yerden cilt ve katlar açılır rahime ulaşılır ve aynı yerden bebek çıkartılır. Dolayısıyla bir yerin açılıp dikilmesi, bir daha açılıp dikilmesi, üç kere, beş kere açılıp dikilmesi bir sıkıntı yaratmaz. Düzgün takip edildiği sürece sezaryenle de kadınlar istedikleri kadar çocuk doğurabilirler. Mesela tabii ki hani iki doğum, üç doğum herkes için güzel, sağlıklı ama daha fazlası artık vücuda da bir yük oluyor. Zaten, tabii. Ekonomik olarak da bir yük oluyor. Dolayısıyla öyle bir üç taneden fazla çocuk yapmayalım gibi bir şey var ama mesela bir çocuk doğurdu Allah korusun çocuk sağlıksız oldu ve yaşamadı. İkinci çocuk işte düşük oldu, sezaryen oldu. Şimdi kadın hiç canlı doğumu yoksa, çocuk yaşamıyorsa, üçüncü sezaryende ben tüplerini bağlayacağım daha fazla sezaryen olamazsın gibi bir şey söylemek doğru değil. Dolayısıyla gereklilik varsa istediğimiz kadar çocuğu da sezaryene doğurabiliriz. Miyom ameliyatlarında rahimin alınma ihtimali vardır. Türk bebek başarı şansı yüksek bir tedavidir. Neticede rahim içine bebek veriliyor. Doğru mu yanlış mı? Şimdi miyom ameliyatlarında eski yıllarda miyomun var hadi rahmini alalım. Zaten artık yaşın ilerledi gibi söylemler yapılıyordu. Ama bugün artık ileri yaşlarda da kadınlar adet görmek istiyorlar. Rahimlerini korumak istiyorlar. Dolayısıyla bir kadının kaç tane miyomu olursa olsun ben rahmimi aldırmayacağım, hala adet görmek istiyorum dediğinde miyonlar rahatlıkla kapalı ya da açık yöntemlerle alınabilir, rahim korunabilir. Sayı hiç önemli değil, istediği kadar miyom alınabilir. Tüp bebeğe gelince, tüp bebek de evet biz embriyoyu alıyoruz, rahmin içerisine koyuyoruz. Fiziken rahim burada, bebeği de aldık içine koyduk. Aslında her bebeği koyduğumuzda herkes hamile gibi oluyor çünkü içinde bebekle onu ama tabii önemli olan o bizim içeriye koyduğumuz embriyonun içeride gelişmeye devam edip sağlıklı bir bebek oluşturup onun da içeride 9 ay durup sağ salim dışarıya çıkmasıdır. Bu herkeste maalesef mümkün olmuyor. Çünkü her embriyonun bir yaşamı var. Bizim de bir em, bir yaşamımız var. Bizim nasıl bir hafta sonra ne olacağımız belli değilse embriyonun da belli değil. Biz içeriye koyarken istediğimiz kadar bu çok güzel bir embriyo deyip koyalım bir gebelik şansı gibi bir şey var. Bir kadının genç yaşlarda bile e, biz işte içeriye iki embriyo bile koysak yüzde yetmiş, geçmiyor. Yüzde yüz hiçbir zaman değil. Dolayısıyla e, özellikle ileri yaşlarda transfer olanların, tüp bebek yaptıranların gebelik oranları çok daha düşük. Ve kadınlar ya bekleyelim nasıl olsa ileride çok sıkışırsak tüp bebek yaptırırız diye beklemeleri çok doğru değil. Çünkü kadınlar yaşı ilerledikçe daha zor hamile kalıyorlar. Çünkü yumurtalarının enerjisi gebelik daha zor getiriyor ve yaş büyüdükçe yumurta sayısı da azaldığı için bir sefer iki sefer tüp bebekleneyip çocuğa kavuşacakken üç sefer beş sefer çocuk tüp bebeklenemek zorunda kalıyorlar. Onun için nasılsa tüp bebek var biz bekleyelim birazcık daha doğru değil. Eğer belli bir süre içerisinde çocuk olmuyorsa tüp bebek tedavileri yapılmalı. Aret Kamar Hocam, tüp bebek tedavisi sonrası dinlenmek başarı şansını artırır mı? Evet, Doğru mu, tüp bebekten mu? sonra sürekli yatanlar var hiç kıpırdamadan. Sanki ayağa kalkarlarsa bebek böyle aşağıdan kayıp gidecek gibi algılıyorlar. Aslında öyle bir şey olsaydı hiç kimse... ...yaptıktan işte bebeği de içeriye yerleştirdikten sonra eve yollamamamız gerekirdi. Çünkü eve giderken herkes bebeği yolda bırakırdı. Öyle bir şey olmuyor. Kadının yatıyor olması ya da oturuyor olması... ...bebeğin rahim içerisinde duruşunu etkileyecek bir şey değil. Tüp bebekte bebeğin iyi olması, içeriye koyduğum, koyduğumuz bebeğin iyi olması... ...bir de rahimin bebeği tutabilecek güçte olması yeterlidir. Kalan içeride bebekle rahimin haberleşmesi... Bebeğin gidip kendine uygun bir yer bulması, oraya yerleşip orada büyümesi ve sağlıklı bebek oluşturmasına bağlıdır. Kadın hareketlerinin bunda hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla kadın tüp bebek tedavisi sonrasında transfer olduğunda e, basit ev işlerini yapabilir, e, çok ağır temizlik işleri falan hani evet, yapmaması lazım. Duşunu alabilir ılık suyla yıkanması, soğuk suyla yıkanması bir şey değiştirmez çünkü vücut içimizin sıcaklığı her zaman sabittir. Yemek yapabilir, masa kurabilir, kaldırabilir. Biz çok şahit oluyoruz. Yemekleri bile kocaları yapmaya başlıyor bir süre sonra. Dolayısıyla beraber biraz kadın daha kadın, kadınlar bizim hastamız ve yakınımız olduğu için diyorum ki gebelikte yapabildiğin kadar naz yap. <laughs> Peki tüp bebek ilaçları kanser yapabilir mi? Evet, böyle bir şey de halk arasında konuşulur. Hormon alıyoruz. Bu hormonlar ileride bize kanser yapar mı diye. Aslında böyle bir şey yok. Bizim tüp bebek tedavisinde kullandığımız ilaçların hepsi direkt yumurtalığı uyarır. Başka vücutta hiçbir organa yan etkileri ya da etkileri yoktur. Dolayısıyla biz de yumurtalıktaki etkiyi zaten ultrasonla takip edebiliyoruz. 10 kere tüp bebek deniyende, 30 kere tüp bebek deniyende kanser falan olmaz. Bir kadının bir yumurtalık kanseri ya da rahim kanseri ya da meme kanseri olma riski herkeste ne kadarsa tüp bebek tedavisi olanlarda da o kadardır. Yalnız çocuk doğurmamış olmak, emzirmemiş olmak meme kanseri riskini artırıyor. Dolayısıyla bir kadının tüp bebek tedavisi görüp görüp çocuk sahibi olmadığında tedaviler sonrasında meme kanseri olduğunda doğurmamış olduğu için mi ya da emzirmemiş olduğu için mi meme kanseri olduğu ya da tedavi olduğu için mi meme kanseri olduğunu ayırmak çok kolay değildir. Ama şu bir gerçek ki doğurmamış kadınlarda meme kanseri riski, rahim kanseri riski, yumurtalık kanseri riski birazcık daha fazladır. Doğum kontrol hapları kanser yapar mı, kısırlık yapar mı? Doğum kontrol haplarına da böyle atılmış bir suç var. Doğum kontrol hapları kısırlıktan başlayalım. Kısırlık yapmazlar. Ama ülkemizde yanlış bir kullanım var. Herkes eczaneye gidiyor, doğum kontrol hapını alıyor, başlıyor kullanmaya. Bana bir doğum kontrol hapı ver diyor. Eczanede bildiği bir doğum kontrol hapını veriyor. Ama kadın o sırada yumurtalığının ne kadar iyi, ne kadar yumurta içerdiğini bilmiyor. Çünkü kontrol olmuyor. Kadınlar doğum kontrol hapı kullandıklarında 50 yaşında bile olsa da düzgün adet görürler. Çünkü haplar ona bir adet gördürüyor. Menopoza girdiğini, girmediğini anlaması mümkün değildir. Çünkü kadını alarme eden ne? Düzensiz adet görmesi, hmm. adet gecikmesi olması, kanamanın olması, kesilmemesi. Bunlar hiç olmuyor. Çünkü hap kullanıyor. Hap her şeyi düzenliyor. Hap bıraktığında bir anda bakıyor ki adet görmüyor. O zaman ne diyor? Doğum kontrol hapı beni kısır bıraktı. Bak adetlerim düzensizleşti diyor. Halbuki özellikle yeni evli olan, evlenen çiftler için söylüyorum. Bir kadın korunmaya karar verdiğinde biz daha çocuk düşünmüyoruz. Çocuk bizim için erken. Biz daha işimizi, gücümüzü kuracağız. İşte evimizin taksidini ödeyeceğiz ya da araba aldık taksidini ödeyeceğiz demeden önce mutlaka çocuk istediklerinde çocukları olacak mı diye bakmalılar. Bunu da bir kliniğe, bu işte uğraşan bir kliniğe tamam. gidip yaptıracaklar. Kadının yumurta rezervi bakılacak. Hani bol bol yumurtası var mı? Kocasının çocuk istediğinde olabilecek, çocuk yapabilecek kadar sperm var mı? Baktıracak. Çok kolay bir test. Bir ultrasona girecekler. Bir sperm testi verecekler. Eğer bunlarda yeteri kadar hücre varsa ve kadının yaşı müsaitse o zaman korunacak. Ama öteki türlü bir an önce tedaviye başlayacak. Hiç olmazsa yumurtasını donduracak ya da embriyosunu donduracak. Biz mesela çok şahit oluyoruz. Kadın işte platesini yapıyor, sporunu yapıyor. Dinç çok kendine çok iyi bakıyor. Kırklı yaşlara geliyor. Zannediyor ki istediğinde çocuk sahibi olacak. Çünkü ben diyor çok sağlıklı besleniyorum diyor. Spor yapıyorum diyor. Ama çocuk yapmanın bunlarla hiçbir alakası yok. Kadın 41-42 yaşlarına geldiğinde istediği kadar maraton koşuyor olsun yumurta rezervi azalıyor. Ve menopoz her kadın için geçerli olan bir şey sağlıklı olsan da sağlıksız olsan da yumurtan bittiğinde menopoza giriyorsun. Dolayısıyla vücut sağlığıyla yumurtalığın birbiriyle bağlantısı yok. Bunu mutlaka kontrol ettirmeleri lazım. Biz çocuk düşünmüyoruz dediklerinde. Arat hocam vajinal muayene olmak gebelikte tehlikelidir. Doğru mu yanlış mı? Bu da e, kadına düşük yaptırdığını zannederler. Vajinal muayene olunca işte aşağıdan muayene olma, bebek düşer, kanama olur filan derler. Vajinal muayene aslında çok faydalı. Çünkü biz orada rahim ağzının uzunluğunu ve açılma olup olmadığını ölçüyoruz. Vajinal muayene yaptığımız zaman erken doğum riskini anlıyoruz ve önlem alıyoruz. Dolayısıyla aslında her gebelik muayenesi istedildiği isterse 20 haftada olsun, isterse 30 haftada olsun vajinal muayeneyi de içermelidir. Erken doğumla ilgili bir risk var mıdır yok mudur görülmelidir ama ultrasonla, el muayenesiyle değil ultrasonla. Peki tüp bebekte rahim filmi gerekli değildir, doğru mu yanlış mı? Tüp bebekte yumurtayı topluyoruz, spermide alıyoruz, bebek yapıp içeriye koyuyoruz. Tüplerin ne olduğu çok önemli değil gibi düşünülse de aslında tüplerdeki problemler tüp bebeğin tutma şansını etkiliyorlar. Bugün iyi çekilmiş bir rahim filminde... Tüpün nerede tıkalı olduğu bile bizim için önemlidir. Rahim içerisinde bizim ultrasonla görmediğimiz birçok problemi rahim filminde görebiliyoruz. Dolayısıyla rahim filmi bizim için bir temeldir. Oraya bir bebek koyacağız, bir gebelik elde etmeye çalışacağız. Rahimin içinde ya da tüplerde bir problem yoksa şansımız her zaman daha fazla. Bir problem varsa da yakalamak zorundayız ve onu çözmek zorundayız ki gebelik şansımız daha iyi olsun. Harika bir sohbetti. Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz hocam.